Assalamu alaikum. Hurmatli kasbdoshlar. Bankimizda ma'naviy yetuvligiga xizmat qiladigan tadbirlarni o'tkazishlik yaxshi an'anaga aylangan. Ko'p sohalarda ko'plab tashkilotlar bilan hamkorlik qilamiz bu borada. Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasi bilan ham shunaqa hamkorligimiz bor. Ko'p ustozlar, ilm egalarini taklif qilib suhbatlardan bahramand bo'lib kelamiz. Bugun shunaqa uchrashuvlarimizdan biri ustoz Mubashshir Ahmad Abror Muxtor Ali hazratlarini ustozi taklif qilganimiz. Ustoz hammamiz uchun qadrli bo'lgan rahmatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh shogirdlari bo'ladilar. Bugungi kunda O'zbekiston musulmon ummatining ichida yaxshi obro' e'tiborga ega, o'zlarini ilmiy asoslangan ma'ruzalari, mavizalari bilan, chiqishlari bilan turli xil masalalar bo'yicha o'zlarini fikrlarini bayon qilishlari bilan ko'pchiligimizning oramizda hurmatga egalar, ko'p yaxshi tadbirlarda ustozi fikrlari qo'llab-quvvatlanib mehrimizdan qozonganlar. Bugun ustozi suhbatlaridan kichkina jamoamizda yana bir bahramand bo'lamiz. Siz ustozga beramiz. Rahmat. Buni yoqib olaymikin? Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu ala rasulina Muhammadinil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun juma ayyomi barchamizga muborak bo'lsin. Sizlar bilan diydorlashib turganligimiz uchun xursandmiz. Inshaalloh barchalarimiz uchun dolzarb bo'lgan ba'zi masalalarda suhbatlashamiz. Erkin mavzu ekan. Savol-javoblarga ham inshaalloh vaqt qoldiramiz. Avvalo islom dini to'g'risida biz musulmonlar islom ta'limoti to'g'risida tahassus olarak okup o'rganarkan biz. Bizni mavzuyimiz islom mavzusi bo'ladi har doim. Sababi islomni, ya'ni bizni millatdan ayro tushunib bo'lmaydi. Bizni o'zbek millatimiz o'zbekligini qadimiy tarixiy millat olarak 4-5 ming yilga qadalsa-da, lekin maydonda 1300 yil atrofida islom bilan har doim hamohang bo'lib kelganmiz. Tariximizga quloq solarkanmiz, tarixiy faktlarni o'rganarkanmiz, bizni turkiy millatlarni islomdan keyin butun dunyo madaniy shaklda ustoz sifatida qabul qilgan. Bu yashirib berkitadigan masala emas, lekin berkitishga harakat qilingan masala. Bizni 70 yillik mustaqillikdan oldingi 70 yil, 75 yillik tariximizda tamomiyla bizlarga singdirilgan tushunchalar bizni millatni qadriyatlari bilan birga islomidan ayrishlikni ustiga qurildi. Bizni islomdan mutlaqo ayro millat qilib ko'rsatishga urinishdi. Ta'limimizni ishg'ol qilishdi, tillarimizni o'zgartirib yuborishdi, harflarimizni yo'q qilib yuborishdi. Islomiy tarix bir chekkada qolib ketib, Mayakovskiyni, Gogolni, Pushkinni o'qitadigan qilib qo'yishdi. Daholar deganda o'shalarni tushunadigan bo'lib qoldik. Maqsadlari shu edi. Bizni agar diniy jihatlarimizga, ya'ni loy chaplay olishganda edi, bizni asl millat sifatida shakllangan tariximizni o'chira olishardi. Chunki bizni tariximiz islomdan ayro emas. Yana qaytib aytaman, turkiy millatlarning tarixi 5000 yilga qadaladi. O juda qadim. Lekin maydonda rahbar bo'lib, maydonda qahramon sifatida, boshqalariga ustoz sifatida ko'ringan tarixining sanasi islom bilan hamohang.
İslam kemeguncha madaniyat bo'lmagan. Men bunu her daim davo sifatida gapiryapman. Mana men degan tarixchi kelsin, İslam'dan oldin bir dona Türkiy xalqlarini ichida dünya taragan olimni ko'rsatsin. Her sohada, xoh u tibbiyot bo'lsin, xoh u madaniyat bo'lsin, qaysi sohada bo'lishdan qat'i nazar, bu haqiqat. Açık tuyulsa da haqiqat. Bu millatimizni asli madaniyatining tarixini melodi. Bunu aytishimiz kerak, çünkü biz tariximizni asl haqiqatlarini o'rganmaguncha kimgadir taqlid qilib yashashlik xorligiga mahkum bo'lib qolamiz. Qani bugungi o'zbekning asl o'g'lonlari, qadimdagi bobolari bosib o'tgan tarixni bugun bizga namoyon qilib bera oladi. Qani? Lekin bobolar bosib o'tgan yo'l bir marta yürülgen yol. O yoldan endi qaytadan yürüş oson. Şunun için İslam tarihi bizning Türkiy milletlerinin ajralmas cabhası hisoblanadi. İslam'da doğru o'rganishimiz kerak. Bunu bilgen düşmanlar, hoh u tashqi düşman bo'lsin, hoh içimizde yürgen hain, sotqin düşmanlar bo'lsin, aynen mana shu jihatimizga zarba berish maqsadida pisib turibdi. Paytpoylab o'tirishibdi. Maqsadlari nima? Sizi bizlarni asl tariximizga shubha bilan qarashlik bilan, ya'ni shubha bilan qaratishlikni maqsad qilishgan. Shuning uchun islom desa yoniga terrorni, islom desa uning yoniga qotillikni, jinoyatni yonma-yon zikr qilishyapti. Hatto shu darajaga olib borishdiki bir paytlar bir oz namoz o'qib qo'ygan odamni ishxonada yomon ko'z bilan qaraydigan bo'lib qoldi odamlar. Namozni nima aybi bor edi? Namozning aybi yo'q edi. Ibodatning aybi yo'q edi. Nimaning aybi bor edi? O'sha islomdan sovutishlik uchun harakat qilayotgan xoinlarning harakatlari bor edi. Alhamdulillah robbil alamin, u harakatlarni Alloh taolo ya'ni parokandasini chiqardi. Ular endi inshaalloh robbil alamin bu millatni yana diniga tajovuz qila olmaydi. Qilsa-da kuchi yetmaydi. Bu millat baribir nomusini, madaniyatini İslam'dan ayro ko'rolmaydi. Bu narsalarni doim ta'kidlashligimiz, doim eslatib turishimiz kerak. Zaten biz boshqa millatlarga taqlid qilishlikka, ya'ni boshqa millatlarga taqlid qilish xorligiga majbur emasmiz aslida. Oynaga bir tikining o'zingizni, kimga o'xshatib makiyaj qilyapsiz? Kimsiz siz? Kimning orqasidan ketyapsiz? Axir sizni ajdodlaringiz butun dunyoni ergashtirgan katta zotlar bo'lgan, nahotki siz o'zligingizga ya'ni suyanib faxrlana olmasangiz. Imom Buxoriy deymiz, Imom Marg'iloniy deymiz, Beruniy, Xorazmiy barchalarini fikrlarini, ilmiy an'analarini o'rganib chiqsangiz, ular qo'ygan teoriyalar aksioma darajasiga ko'tarilgan. Masalan, Beruniyni, Beruniyni Yevropada bugunga qadar fikrlarini aksioma deyishadi. Aksiomani bilasizlar, isbot talab qilinmaydigan haqiqatlar. Buni dunyoda, ya'ni sanog'i kam odamlar, Farg'oniy, sanog'i yo'q odamlar, dunyoda yagona odamlar 1000 yil mobaynida bunga o'xshagan avlodni yetishtira olmadi butun millat. Illa yetishganlar shulardan ta'lim olib yetishdi. Bu telefonni muallifi kim? Bu telefon qayerdan bizni qo'limizga butun dunyoda hozir berib qo'yildi? Raqamli texnologiya asosida qo'limizda ishlatyapmiz buni. Buni ichidagi algoritmik mutanosiblik aynan raqamli texnologiya aloqador. Algoritmik ya'ni mutanosiblikning asoschisi Abu Musa Xorazmiy bo'ladi. Al-Jabr va al-Muqobala degan asarini o'qisangiz, o'sha joyda merosni taqsimoti, vasiyatning taqsimoti oldi berdilardagi hisob kitoblarga algoritmik formulalarni bergan. Al-jabr, algebra bu. Al-jabr va al-muqobara. Butun dunyoning iqtisodiy strukturalarida asos sifatida ishlagan. Birdan 9 gacha bo'lgan arab sonlariga Hindistondan, Hindiston shug'ullanigan foydalangan sifrni qo'shgan. 0 ni. Va cheksizlikka ega bo'lgan. Faras qiling, cheksiz imkoniyatga egasiz, kuchga egasiz.
Bu kuş, bu imkaniyet Xorazmiyning qo'ygan fundamenti ustiga qurildi. Hozir IT texnologiyada kim kuchli? Eng kuchli davlatlar kuchli. IT texnologiyada kim orqada qolyapti? U mamlakat kuchsiz mamlakat. Rostmi yo'qmi, rostu? Bitta odam IT texnologiya bo'yicha agar o'sha sababi dunyoni asoslarini qo'lga kiritsa, dunyoni boshqara olyapti. Elon Musk'ni hozir gapiryapmiz. Elon Musk o'zidan o'zida paydo bo'lib qolgan odam emas u. O'qidi, o'rgandi, tarixni ko'rdi. Unga oldiga qo'ygan maqsadlari uchun ilmni yoniga oldi, qo'liga ushladi va har sohada bugungi kunda Elon Musk'ni oldiga tushib olmayapti. Shunaqa rejalarni amalga oshiryapti. U hozir 2050-yilga borganda Marsda shahar qurmoqchi. 2050-yilga borganda Marsda shahar qurmoqchi, shahar. Biz hali ham varrak uchib yuribmiz. Farqimiz bormi? Farqimiz anchagina bor. Vaholanki Marsda shahar qurib, oyga, ya'ni taksi qo'yishlikka imkoniyatimiz bor edi. Agar biz ajdodlarimizga to'g'ri taqlid qilganimizda. Bu narsalar biroz hayajonlantiradigan gap sifatida qabul qilinmaslik kerak. O'sha Jobir ibn Hayyon atomni parchalash to'g'risidagi fikrlarini aytayotganda Einstein hali rejada yo'q edi. Einstein atomni parchalashlik to'g'risida bizning xayolimizda dohi odam sifatida ko'riladi. Vaholanki atomni parchalash haqidagi teoriyalar musulmonlarga tegishli edi. Jobir ibn Hayyon 1000 yil oldin aytgan edi. Eng kichik zarra parchalansa bo'ladigan zarra o'sha parchaning ichida butun dunyoni yo'q qilib yuborishi mumkin bo'lgan kuch bor degan edi. Nazariyani qarang. Bu nazariyalar musulmonlar o'ylagan nazariyalar. Virusning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishligi, mikrobning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishligi haqidagi nazariyani Ibn Sino aytgan. Ibn Sino aytgan virusda shunaqangi jonzotlik bor, bir hujayralik narsa bor, ya'ni virusdagi inson hujayrasini ichida joylashib oladigan virusni agar imkoniyat tug'ilsa hujayrani ustiga chiqib o'zini ishini bajaradi. Agar unga mudohala qilinsa yana hujayraga berkinadi. Bu nazariyalar Ibn Sinoniki. Biz o'zimizdagi boylikni o'zimiz qayta o'rganib, shakllantirib, bunga imkoniyat yaratib ishlarimizni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, albatta juda katta zafarlarga erishamiz. Lekin afsuslar bo'lsinki, dinimizni, islom dinimizni yomon otlik qilishga urinayotgan ana shuncha odamlar bor. Ular bu qilayotgan harakatlaridan ba'zi bir natijalarga erishishyapti. Uning sabablari shu bizni ichimizda islomni to'g'ri tushunishlikda bo'lgan saviyaning kamligi. Bu masalada odamlarni ayblab bo'lmaydi, yakka shaxslarni ayblab bo'lmaydi. Hammamiz bu kamchilikni bartaraf qilishlikka mas'ulmiz. O'g'limizdan, qizimizdan, akamizdan, ukamizdan mas'ulmiz. Biz bu masalalarda, masalan, iqtisodiy ba'zi masalalarda iqtisodchiga murojaat qilgandik, tibbiy masalalarda tibbiyotga olib borib tabiblarga murojaat qilgandik, islom dini masalasida ham hamma xohlagan joydan xohlaganini gapirib ketaverishligi, xohlagan odam xohlagan joydan eshitib o'rganib shu islom deb ketaverishligi to'g'ri emas. Islom dini o'ta muloyim din. Islom dini o'ta insonning tabiatiga muvofiq din. Islom siz xohlagan narsalarni sizga buyuradi aslida. Islom sizga noma'qul bo'lgan narsalardan sizni qaytaradi. Faqat buni o'rnini to'g'ri bilish uchun mutaxassislarga, ulamolarga murojaat qilish kerak. Bu masalada bizning mamlakatda islomiy islohotlar borasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Chunki mana yoshi ulug'lar o'tiribdi. Sovet davrini ko'rgan odamlar bor. Islom yo'g'ida tursin, musulmonman deyishlik xatar bo'lgan davrda yashaldi. Tamomiyla 10 yillik ta'lim sistemasi maymundan paydo bo'lganmiz degan sistema ustiga qurildi. Hozir ham shuni kovlayotganlar bor. "Voy, sen inson bolasisan" desa, "Yo'q" deyapti, "Maymun bolasiman" deyapti. Shu darajaga olib kelib qo'yildi. Va aytayaptiki, musulmonlar endi qaddini rostlasa, musulmonlar endi o'zligini tanib, mustaqil bo'lib, endi oldinga qadam tashab islohotga yursa, sizlar hali ham islom haqida
mayda chuyda gaplarni gapirib o'tiribsizlar, Yevropa raketa uchiryapti deyapti. Shu gapni gapirayotgan o'zi raketa uchirmayapti lekin. U ham biz bilan bir xil hozir. Bizni ta'na qilib, islom haqida gapirsak, uyg'onaylik, oy bizni millat, ajdod qanaqa odamlar bo'lgan desak, sen gapiraveryapsan, Yevropa raketa uchiryapti deyapti. Sanchi? Sen ham uchiryapganing yo'q. Shu bilan birga sen ajdodlarimizning ruhiyatini, ajdodlarimizning erişken yutuklarını ham gapirmayapsan. Odamlarga bu ruhiyatni bermayapsan. Bu ma'noda sen ham orqadasan hali. To'g'ri mi? To'g'ri. Lekin yana bitta narsa bor. O'sha sizlar raketa uchirmayapsizlar degan toifa ta'lim sistemamizni qo'liga olgan toifa. 10 yil maktabda o'qitardi SSR davrida. 10 yildan keyin bitirgan odam birorta sohada mutaxassis bo'lmasdi. Matematikaning boshlang'ichi, geometriyaning boshlang'ichi, ximiyaning boshlang'ichi, biologiyaning boshlang'ichi, zoologiyaning boshlang'ichi bo'ldi. Chiqqan odam nima o'qidi? Hech narsa o'qimadi. Ajoyib latoyif bo'lardi. Maktabda nimaga o'qitiladi? O'qitmaslik uchun o'qitiladi. Maktabda band qilib butun ummatni, butun millatni tamomiyla ta'lim sistemasini yo'qqa chiqarish uchun o'qitilardi. Majburiy ta'lim edi. Majburiy ta'lim shuning uchun qurilgan edi. Mutaxassis shuning uchun chiqmadi. Bizni musulmon yurtlarimizni ta'na qilayotgan odamlarga aytamiz. Ha, ta'lim sistemamizni dabdala qildinglar. Inson zotini maymonni bolasi dedinglar, majburladinglar. Endi bir mutaxassis chiqmasa bizni ta'na qilasizlarmi? Bizga qo'yib beringlar. Bizga qo'yib beringlar. Bu gapni gapira-gapira ajdodlarimiz mustaqillikka erishdi. Mustaqillik har taraflama, har taraflama aytilsa bebaho ne'mat. Biz kimligimizni, nimaligimizni gapira oladigan, nimalarga qodir ekanligimizni mulohaza qila oladigan imkoniyat bu mustaqillik. Hech kimdan so'rab o'tirmayapmiz hozir. Ilgari so'ralgan. Ilgari so'ralgan. Bir narsa qilmoqchi bo'lsa so'ralgan. So'ramasa qatag'on bo'lgan. Qodiriylarni nimaga, cho'lponlarni nimaga, fitratlarni nimaga yo'q qilib yuborishdi? Ular o'sha uyg'onish davriga, uyg'onish istiqlolga, mustaqillikka vahliro erishaylik degani uchun yo'q qilingan. Bugun o'sha imkoniyat qo'limizda. Shuning uchun ba'zi muammolar, muammo hamma jamiyatda bor. Ba'zi muammolarni ko'rarkanmiz, bu muammolarni bahona qilib millatni ayblashlik to'g'ri emas. Muammolar bizniki. O'zimizniki, birgalikda yechamiz uni. Hech qachon tashqaridan kelib bizga muammoni yechib bermaydi hech kim. Illo tashqaridan kelayotgan odam o'zining manfaatini o'ylab keladi. Biz o'zimizni manfaatimizga muvofiq kelsa, u bilan kelishamiz. Bo'lmasa, bizni zararimizga chetning manfaatiga ish qilmasligimiz kerak. Va bu masalalarda, demak, umumiy ma'noda o'zligimizni bilish eng katta yutug'imiz. Mustaqillikni eng katta yutuqlaridan biri. Dastlab o'sha islomiy tushunchalarda ham turli xil jamiyatlar o'zlarining siyosiy mafkuralarini tiqishtirishdi. Islom nomi bilan qo'liga qurol olgan yoshlarni tashkil qilishdi. Butun dunyoda ko'zimiz ko'rib turibdi uni. Islomni radikal tushunchalarga hamohang qilib qurishdi go'yo. Islom qotillar dini sifatida talqin qilindi. Maqsadli gapirdi bular. Bu hamon maqsadli bo'lib turibdi. Hamon maqsadli. Islom terrori deydi. Hech qachon islomda terror yo'qki. Qayerda bor terror tushunchasi islomda? Yo'q, islomda terror tushunchasi yo'q. Radikal islom deb qo'yadi. Islomni radikal qarashlari yo'qki. Radikallik bu hamma tushunchada bo'lishi mumkin. Ateistni ham radikali bor. Nasroniyni ham radikali bor. Yahudiyni ham radikali bor. Hech qachon ateist radikalizm demaydi. Nimaga? Qasddan aytilgan gaplar. Islomni yomon ko'rsatish uchun. Islomda mutlaqo radikalizm yo'q. Shuning uchun islomga berilayotgan imkoniyatlar bizda O'zbekistondagi hozirgi sharoitda kamchiliklarimiz bilan birga yutuqlarimiz ancha oldinga qadam. Faqat kadr yetishtirish masalasida vaqt kerak. Bu vaqtdan unumli foydalanishimiz kerak. Mavzuni cho'zsak ko'payib ketaveradi mavzu. Umumiy ma'noda savol-javoblarga ham vaqt ajratsak, sizlarning ham ko'p vaqtingizni olmasak, aytadigan gaplarimiz muxtasar shaklda shu. Kimda nima savol bor? Bismillah.
Aleyküm selam. Ceza. Ceza olası için buyur. Kekin onu şu blagat var ettiğin fonda gibi yuvarlı. Şun ayrım piyine turlarını cevap etmiş gereken. Şu sarıda da şu piyine cihatlı. Şu nüme bize böyle de. Piyine kim soğan. Şu YouTube'da mesela kuranız, şu Wikipedia'da kuranız. Kork şu Uzbekçe adabiyat, iktisadi adabiyat sofan. Zimine şu İslami adabiyatı gitmiş var. Bu hudda Bani İsrail xalqiga o'xshab qoladi. Ular o'sha juma xilda ishlatgan, juma kuni kechqurun to'g'ri tashab, yakshanba kuni tortiladi degan. Katta savol berib, qisqacha javob bering deb qo'ydingiz, axir. Xo'p. Murobaha shartnomasi o'zi umuman islomiy bank tuzumi asli islomiy nuqtai nazardan qarasa, bu moslashuv siyosatiga o'xshaydi. Aslı İslami bank degen çünkü yok idi. Bank sistemasını asası da kapitalizm duradı. Yani rası maliye Arapça etkendi. Özbekçe, Tacikçe kuşu etkendi. Sarmayadarlik sisteması bu. Sarmayadar daim yutuk üstüde duradı. O sarmayanı üstüden pul topadı. Kapitalizmini en katta filologları, kapitalizmini teoremasını tüzüp çıkan adamlar 1700-ci yillarda kapitalizm sistemasi to'g'risida o'zlarining nazariyatlarini ortaya qo'yishgan. Ya'ni eng katta buni tepasida turgan odamlar oilalar, bilasizlar, bizda davlatchilik tushunchasi bilan Yevropa, Amerika tushunchasini odamlar to'g'ri tahlil qila olmaydi. Bizda sotsializm bo'lgan. Sotsializmning tushunchasi nimadan iborat? Sotsializm monopoliyadan iborat. Sotsializmda davlat hamma narsani nazorat qiladi, qolgan hamma oylikka ishlaydi. Sotsializm şu. Şunun için aylıkka işlegen adamda her daim davlat aylık beredi, davlat kılıp beredi, davlat yol kı beredi, davlat zavod kı beredi. Çünkü davlatçilik şuna kapıp koyun. Kapitalizm de ona kamaz. Kapitalizm de sermayedar iş kıladı her daim. Siz her bittiğiniz kapitalist bolas. Kapitalizm sermayenin üstü getirdi. Pulingiz var mı işleyiniz? Kalgan adamlar sizge yani siz eksploatatör bolasız. Ular İşçi küçüge aylanadı. Netice ne mi buladı? Kapitalizmin sisteması da, o şey 1700-ci yılda etken. Namı isimde yok, kapitalizmde en katta teoriya tüzgarlarıdan. Kiçkine tuhumdek, tuhumdek sarmayanı, özünü faydasını özüge aylantırsak deydi. Tahminen bir 200-300 yılda yer şarı dek kaptakke aylanadı pulumuz deydi. Tuhumdek tillamız, yer şaridek tuhumge aylanadı deydi. Bunu nazariyatta ispatlar beradi. Ve kapitalizm bu asaske kurulgen. Şunu uçun kapitalizmnin fayda kuruş cihatı cüdük etti. Cüdük etti. Başka mukabul kalmadı. Demek ki kalmadı? Kapitalizmnin egeleri az gene sermayeden katta miktarda sermayeni kolge kırıttı. Dünyada 60'ta aile var. Dünyanın yarmını pulu uşalardı. Tasavvur kılıyorsun mu? Bütün dünyanın yarmı 60'ta ailege tek işliği. Bunun hatarı nimeden ibaret?
60 ta oila dünyadaki xohlagan siyosatni o'ynata olaydi. Sarmoya qo'lida urushlarni shuna qila olaydi. Viruslarni bula chiqara olaydi. Butun dunyoni uyiga qamab qo'ya olaydi. Bu xatarli narsa. İslam strukturası nima? İslam strukturası al-g'urmu bil-jurmi qoidasiga quriladi. Nima degani? Zararını bo'yningga olsang foydaga haqlisan degani. Kapitalizmda zararını bo'ynimga olmayman, har qanaqasiga foyda olaman deydi. Farqini aytayapman, soddaroq qilib aytganda. Sotsializmda sen pulni ushlamaysan, oylik olasan, ishlaysan deydi. Farqlari, 3ta katta iqtisodiy strukturani shunaqa solishtiradi islomda. Endi murabaha sistemasi. Banklar, islomiy banklarga qachon ehtiyoj tug'ildi? Kapitalistlar islomiy mamlakatlarni deyarli barchasini bosib oldi, mustamlaka qildi. Fransiya bu Jazoirni bosib oldi, boshqasi Afrika boshqa o'lkalarni bosib oldi. Bizni ya'ni ateistlar bosib oldi. Butun islom o'lkalari bosqin ostida qoldi, mustamlaka ostida. O'sha paytda ya'ni bosib olingan mamlakat bosib olganlarga tobi bo'lib qoladi. Tilini o'zgartirdi, tarixini yo'q qildi, suhbatni boshida ishora qilganligim. Tamomila islomni ya'ni abgor holga keltirishga urinishdi. Keyin kapitalistlar islom o'lkalariga o'zlarining banklarini olib kirdi. Iqtisodiy struktura kerak. Qanday qilamiz? O'zlarini kapitalizm sistemasini olib kirdi. Natijada musulmonlar endi biz ham o'zimizni iqtisodiy strukturamizni bularga muqobil qo'yishimiz kerak. Majburiyat. Majburiyat yuzasidan kapitalistlar bankining ro'barosiga islom banklarini qilishimiz kerak. Islomning shartnoma maydoni juda keng. Bittasi murabaha, bular aytayotgan singari. Foyda ustiga, ya'ni o'zaro foydaga sherikchilik. Ribihdan olingan murabaha foyda foydagarlik degani. Foydadan foyda oladi. Ya'ni foydadan sherikchilik bo'ladi. Endi muammo chiqyapti. Ilgari omonatdorlik ko'p edi. Bir odamga pulni bersangiz ishlaydi, zarar qilish qilib qo'ysa ochiq-oydin ko'rinadi. Hozir bir odam zarar qilib qo'ysa mahinatsa qilyapti. Men zarar qilmadim, o'zi yo'qolib qoldi, deyapti. Sarmoyani yo'q qilib yuborishligiga mas'uliyat tizimiga olmayapti. Nima qilamiz desa, ani endi majbur takliflar. Bittasi bular aytgan taklif. O'sha sarmoya yo'qolib ketadigan vaqti kelganda to'lamaydigan odamlarga mas'uliyatni ko'paytirish uchun shtraf qo'ysak bo'ladimi? Jarima desa, ba'zi ulamolar bo'ladi, deyapti. Bular aytgan singari, ba'zilar ko'rmagan lekin ba'zi ulamolar bo'ladi deydi. Iqtisodiy tomondan unga jarima qo'ysa bo'ladi. Faqat jarimadan ungan pulni o'sha xayriya kompaniyalarga ishlatib yuboradi deydi. Va bu bilan cheklanmaydi. Boshqa takliflar ham bor. Buni hozir sizlar qilasizlar. Odamlarda ID bor, to'g'rimi? Kimligini bildiradigan kartlar bor. Sizga murojaat qilgan odamni bir marta murojaat qilganda kartasidagi ID istoriyasi bo'ladi. Yevropada, Amerikada, butun dunyoda bor bu. Bir marta murojaat qildi, 1000 dollar oldi, 1 yilga misol uchun. 1 yilda joyiga qo'yib qo'ydi. 1 tiyin foyda olmaydi. 1000 dollarni qaytib berdi. Endi istoriyada bitta plus bor buni. Boradi 10000 so'rasa 10000 beradi. Yana 1 yilda qo'yib qo'ysa, yana kelsa istoriya toza 100000 beradi. Hatto 1 million, 2 million, 10 million dollar olishlik istoriyasi toza odamlar bor. O'shaning uchun saqlaydi har doim. Qoidaga amal qilib yuradi. Ko'chada GAIga, ya'ni yo'l harakatini buzsa ham istoriyaga minus. Shuning uchun qonun ularni boshqaradi. Ana shu jihatdan qora ro'yxat qilishlikni taklif qiladi. Nafaqat u ishtirof jarima qora ro'yxatga tiqilsin. Butun sistema qilyapti. Islomiy banklarda ham shu. Bankka boradi, ID'sini beradi. Bu bankdan masalan o'ziga murabaha uchun olgan yaxshi istoriya bilan chiqmagan. Boshqa bankka borsa taniydi buni. Buni deydi orqasida shuncha ishi bor, bermanglar deydi. Bitta bankdan ozgina pul o'xshatishgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik unga taqiq qo'yiladi. Bular hammasi zaruriy fatvolar. Umumiy ma'noda yo'q o'zi. Ishonch ustiga qurilish kerak edi hamma narsa. Lekin ishonch suiiste'mol qilingani uchun ba'zi masalalarga zaruriy fatvolar beriladi. Kecha oldingi kuni bir masalada mendan so'rashdi. Buni imomlarga bo'layotgan suhbatlarda ko'pchiliginglar bilsangiz kerak, shaxsan menga bir 20 ta profil 24 soat ofis ochib olib poylab turishadi. Qachon xato qilar ekan, xatosini kesib montaj qilib tarqatar ekanmiz deb o'tirishadi. Bechoralarni boqyapmiz hozir, ularga oylik berishadi shunga.
O'shanga ara arada bir xato gaplarni gapirib qo'yyapmiz. Ularni ham oyligi yursin deb. Bir odam so'radi mendan. Shunaqa dedi, hozir kredit masalasi bor. Bir odam shu uylana olmayapti-da, yomon sharoitga tushib qolgan. Shu kredit olsa bo'ladimi dedi. Men uni boshidan ta'kidladim. Kredit to'g'ri emas. Endi hech imkoniyati yo'q. O'sha ishni qilmasa, unga zarurat masalasi yuzaga chiqdi. Zarurat haqida zarurat, hojiyat, kamoliyat yozdim doskaga. Uy masalasi. To'g'rirog'i uy masalasi edi o'zi. Men uylanish masalasini misol qilib ketdim. Misollarda ba'zan o'zgarishi mumkin misollar. Zarurat yuzasidan bular aytayotgan masalalarga shariat voqiyalikka ko'ra fatvo beradi. Chunki yurish kerak ish. Fatvo beradi, lekin fatvolar nima bo'ladi? Zamon o'zgarishi bilan fatvolar o'zgaradi. Jamiyatlarda mana hozir bizda bundan 20 yil oldin islomiy bank haqida gapirish ham uncha odamlarga qiziqmas edi. Hozir ehtiyoj. Hatto hukumat rahbari gapirdi. To'g'rimi? Islomiy banklarni vaqti keldi, o'rganinglar dedi. Hozir bu yoqqa kirguncha ham aytishdi, men 5 tasini bilavdim, 7 ta bo'pti. 7 ta bank bu islomiy sistema bo'yicha ish olib boryapti hozir. Bular o'zlarini ishlarini to'g'ri ma'noda taqdimot qilsa, inshaalloh bank sistemasi to'g'risida ham qonunlar chiqariladi, qarorlar qabul qilinadi. Juda ko'p odam islomiy bank uchun sarmoyasini ushlab turibdi. Juda katta sarmoya aylanish ehtimoli bor. Chunki iqtisodda shunaqa narsa bor. Men iqtisodiy psixologiyani o'qiganman, ya'ni ko'p kitob o'qiganman. O'sha Kasiyakining kitoblarini, bir ikkita odamlar bor iqtisod to'g'risida odamlarga bergan psixologiyalari. Masalan deylik, men tijoratchiman, o'zim savdogarman. O'zimni savdoga aloqam bor. Deylik, menga bir odam kelsa, kapitalizm sistemasidan. Mana sizga 1000 menga 1000 dollar bering. Sizga oyiga 1000 10 dollar qilib beraman desa, bir oyda meni maksimum foydam 10 dollar. Ya'ni iqtisodiy til bilan aytganda. To'g'rimi? Bitta taklif bu. Endi boshqa odam taklif keldi-da, siz menga 1000 dollar bering, mana bu ishni qilamiz, foydamiz qanchaligi noma'lum. Foyda qancha bo'lsa 50 kellik deyapti. U 10 dollar ham bo'lishi mumkin foyda. 1000 dollarga 1000 dollar ham foyda bo'lishi mumkin. Iqtisodiy strukturadagi psixologiya noma'lum foydaga pul tikishlikni taqozo qiladi. Haqiqiy iqtisodchi risk qiladi, tavakkulchi bo'ladi. Aniq 10 dollarga pul tikib, shu 10 bo'lsa bo'ldi deb o'tirmaydi. Islomiy iqtisodda shunaqangi odamlarga motivatsiya bor. Buni agar biz to'g'ri yo'naltirsak, butun davlatni strukturasini kuchaytirib yuboradi. O, siz aytayotgan masalalarda kichkina mavzular ular. Ishtirob qo'ysa bo'ladimi, buni masalasi nima? Hozir aytsam fatvo bo'yicha joiz, aslida nojoiz. Bu yechim emas bu. Bizning yechimimiz nimadan iborat? Biz haqiqiy ma'noda bugun talab bormi? Ehtiyoj bormi? Ehtiyojga ko'ra biz bu strukturani o'rganib chiqishimiz kerak. Qo'yishimiz kerak xalqni o'rniga. Ha, xatolar bo'ladi, kamchiliklar bo'ladi boshida. Birinchi ish qilgan odam qoqiladi, xato qiladi, lekin asli samara shuni ichida. 2008-yildami, 2006-yildami butun dunyoda krizis bo'ldi, to'g'rimi? Krizisda asosan eng katta zarar ko'rgan struktura kapitalizm strukturasi bo'ldi. To'g'rimi? O'sha strahovaniya deymiz, sug'urta kompaniyalari 10 dollar olib 100 ming dollar va'da qilavergan. 10 olgan 100 ming va'da qilavergan. Borib oxiri qum ustiga qurilgan uy cho'kdi, cho'kkanda hamma birdan cho'kdi. Lekin islomiy banklarning birortasi zarar ko'rgani yo'q o'shanda. Nimaga? Islomiy banklarda hali qoida bor. Al-g'urmu bil jurmi. Zararni zimmasiga olgan odamgagina foyda beriladi. Men zararni zimmamga olmayman desa, hamma zarar ko'radi. Hamma zarar ko'rganda hech kim to'lamaydi. O'sha iqtisod butun dunyoni boshini aylantirib qo'ydi. Shuning uchun unaqa masalalarni o'rganish hozir davom etyapti. Bunga hissasini qo'shayotganlar, shu soha egalari astoydil bo'lish kerak. Hech yo'q bu fikr hozir bo'ldimi? Bitta fundament, bitta g'ishni qo'ysak, kelajak avlodga buni foydasi bo'ladi. Iqtisodiy ma'noda iqtisodiy terminologiya masalasi bo'yicha o'zbek tilida kitoblarimiz kam. To'ppa to'g'ri. Kam. Hazrat Rahimahullohni qarz, bozor degan kitoblari bor. Bular boshlang'ich tushunchalar.
Undan tashqari tarjima qilib, tahrir qilib, tayyor qilib qo'ygan 4 ga yaqin kitob bor. Juda kuchli kitob. Masalan, Fiqhul Buyu' degan kitob bor, Taqi Usmoniy degan Pokistonning muftilaridan birlarining kitoblari. Fiqhul Buyu' degani savdo fiqhi, savdo tushunchalari. Shuni 1-chi, 2-chi tomi bor, tarjima qilingan shu. Hozir tahrirda chiqish arafasida harakat bo'lyapti. Yana Taqi Usmoniyni Buhus degan kitob bor, Buhus. Ya'ni zamonaviy muomalalardagi bahslar. Zamonaviy oldi-berdi muomalalarning bahslari. Uning ichida bank bor, uning ichida oldi-berdi islomiy bank bilan kapitalizmning o'rtasidagi farqlar, juda ajoyib kitob. Uni ham ikkita qismdan iborat, u ham tarjima bo'lgan. Tahrirda chiqish arafasida. Ba'zi xayriya egalariga ish bor, menga pulim bor, xayriya qilaman desa, shunaqa kitoblarga pul tikish kerak. Ko'p tarqatib, ko'p odamlarga buni yetkazish kerak. Iqtisodiy ongini oshiradi. Undan tashqari yana Muomalatul Moliya al Muosara degan kitob bor. Bu Misrlik doktor insonni iqtisodiy struktura bo'yicha aytgan doktorlik ishi. Shaxsan o'zimiz Hazrat Shayx rahimahullohning qo'llarida buni o'qiganmiz, tarjima qilganmiz. Kotib o'zim yozganman hammasini boshidan oxirigacha. Bu hozir tahrirda, bu ham chiqish arafasida, juda ham kuchli kitob. Men iqtisodchilar bilan ko'p mana shu kapitalizmni maqtagan, boshqa joylarda hamda ko'p odamlar bilan gaplashganman. Iqtisodiy strukturani ichiga kirib bahs qilib ko'rganmanki, juda ko'p odam iqtisoddan bexabar, islomiy iqtisoddan. Ularga o'rgatilgan iqtisod faqat kapitalizm iqtisodi. Ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, bir bola chiqib olib forexni maqtab ketib qolib, hammani boshini aylantirib yuribdi. Mana aytdimki bir suhbatda, forex joiz emas. Forex asosli ya'ni birja emas. Forexga qachonki zarurat tug'ilib qolganda pulingiz kirib chiqishligini mayli, uni zarurat u. Lekin buni ustiga o'tirib olib odamlarni boshini aylantirib pul ishlayotganlar shar'an joiz emas desam, u bola yugurib ketdi. Gapingizni isboti bormi dedi. Kel dedim. O'tirdik ofisda. Kamerani yoqib qo'ydim. Birorta savolga javob bera olmaydi. Birorta. Faqat shu pul topsam bo'ldi degan tushuncha bor. Bir joyda islomiy kesh degan narsani topib olgan, islomiy keshda aylanyapti-yu. Voy. Islomiy keshda nomlab qo'ysa halol bo'lib qolavermaydi hech narsa. Iqtisodni bilmaydi ya'ni. Bir kishi men bilan kattaroq bir odam. Iqtisodiy struktura to'g'risida ancha gap gapirdi. Keyin men unga aytdim, "Necha xil iqtisod turini bilasiz?" ham iqtisodda ham turi bormi deydi. Turlarini bilmaydi. O'zi 1 soat leksiya o'qiyapti. Iqtisodiy strukturaning turlari hammasi o'sha kitoblarda bor. Shu kitoblarni yozib qo'ying, iloji bo'lsa vaqti kelganda olib o'qishlikni tavsiya qilinadi. Ingliz tilida aynan Taqi Usmoniy hozirgi kunda tirik ulamolar ichida iqtisodiy masalalarda eng yetuk mutaxassis. Shu odamning kitoblarini olib topib o'qing. Ingliz tilida bor ularning kitoblari. Xo'p, 3-chi savol nima edi? Qisqagina savol. Ha, Sodiq Samarqandiy haqida. Sodiq Samarqandiyni iqtisodiy masalalar bo'yicha mutaxassisligini bilmaymiz. U ba'zi masalalar bo'yicha o'sha yahudiylarga o'xshatish, targ'ib qilish bo'lsa, uni o'zi asl gapini bilish kerak. Nimaga? Nimaga u gapni gapiryapti? Aha. Bizda baribir riboga yo'l ochilyapti. Shuni hisobiga, ya'ni riboga yo'l qidirish paytida bo'layotgan uchun bu narsani shunga o'xshatish mumkin deb aytdim. Balki endi u gap yana shaxsan u odamni o'ziga hozir bir narsa demayman, lekin islomiy bank hali aytganimdek zarurat yuzasidan yuzaga chiqqan. Vaziyat buni taqozo qilgan, boshqa yo'l yo'q. Pulimizni aylantirish imkoniyati yo'q, qog'oz pullar. Qog'oz pullarning hammasi kapitalizmni qilgan ishi. Bizda qog'oz pul yo'q edi, bizda tilla ko'mish ishlardi. To'g'rimi? Bizda ota-bobolarimiz tilla ko'mish ishlatgan. Ajdodlarimiz. Keyinchalik qog'oz pulga ehtiyoj tug'ildi. Qog'oz pulga ehtiyoj tug'ilganda musulmonlar qog'oz pulga o'tdikmi? O'tdik. Hozir dollar sistemasini sizlar yaxshi bilasizlar. Xato qilsam to'g'irlanglar. Men 100 ming dollar bankka tushiradigan bo'lsam, sizni bankingiz to'g'ridan-to'g'ri menga pulni bera olmaydi. U 100 ming dollar nimaga tushganini Amerikaga borib, o'sha 100 ming bir marta Amerikani bankka kirib chiqish kerak. Nimaga? Bu ham aylanib o'tishmi? Dollar ishlatmang deng bo'lmasa odamga. Dollarni jaraq-jaraq sanatib ishlab yurishibdi. Riboni ayni ichida ku bu dollar.
Dollar sistemasını şuna kak bu işe. Dolları dünyanın kaysi burçakı da bulmasın. Amerika barbar terörge bunu maliyakli yaptı mı? Kayırdan kegen, kayak hareketi yaptı degen bahane bilen özünü bankiga çürü op çıkadı. Ular bunu yani sizlerde her küllük sonunu, her küllük meblağını, faizini hesaplaş mecburiyeti var. Bankin tamamı sistemisi kapitalizm. Ular işletiyetken pul niyem tamamı sistemisi kapitalizm. Ne kalemiz? Zaruret yüzesinden mecburunuz hazır. Ribaga yol tabi mi yapmış? Biz işletişimiz gereği bugün işlerde yondaşı yapmış. Halk ne öyle yapmış? Ne kısın? Hadır sizge maşına amakçı ben dedi. Misal için üye amakçı ben dedi. Keldi de Nikolay Tillan'ı biri yaptı sizge. Kim kabul kıladı? Hiç kim kabul kılmaydı. Kabul kısa kolige kişen sonra ap gitip kaladı. Ne kılış gereği? Dolar kolide var. Dolar hem kabul kılmayı yaptı. Somge aylantırış gereği. Hemesi de ihtiyaç var. Zarurat. Başka yapıyor. Biz o hata, bu doğrumaz, bu bulmaydı deyursak kaçan biz özümüzün mukabelemizi yaratanız? Şunu eti yaptı ulamalar. Bunu devlet rahbarı geçe bunu yapırışlığı addiymez. Yap giden de yapırıp gittimez. Kurup durdu vaziyette hemesi. Bütün katta katta fikir adamları bunu bilip durdu. Şunu için eti yaptı. Mukabil yaratılsın, mukabil kılınsın diye. Ta mukabil bugünce hatalar buradı. Oldu bir bankta bir kişi bilen şuna kadar sohbet bugün de. Çünkü okşagen, kaynak, keskir gaplarını yapırdım. Hazır gaplarımı bazıları esse uzayan korkup getirdi. Eşçişke, gapırı yapmam ama o halen ki bunu. Kim bir ayol turup, ben şöyle işlesem boladı mı dedi. Yavaş ki ekstra ayol indi. İşleysin dedi, ne kadar? Bıttı taşıp keti varayım, ben o adamı ketin hemeni. Hemen boşatsın bıttı dediğin hukukum yok ki beni. Ben hemen boşatı varıp başka cagı işke taklif kıladığın adam mesmen ki. Biz, ben uşa peyde etken geplerim, uşa peyde etken geplerim hazır 40 faiz aldığında yürüdü. Etken geplerim amelge aşı yaptı. Beni etken üçünmez, siyasi tahlilini doğru göre bilgenimiz için amelge aşı yaptı. Devlet rahbarı biz, ben etken geplini tasdikledi hatta. Doğru mu? İslami bankliler dedi. Bu keledi bu. Hakleyimiz mi yok mu dedim uşende. Biz hakleyimiz mi yok mu? İslami bankler kirişliği mecburi. Başka mukabil yok. Uşende bu iktisatçılar kereği buradı. Kayak karak biti yapsız. Dedim. Ama hani 20 metre ofiste oturgen beni deyip aylık alı yapkenler anca aylık alıştı uşak yaptıken. İlahi ateşip çıksın. Aylıkları yiyor. Ben şimdi umumi manada et yapmam. Biraz geplerimiz hadırca adamlarga hayran kalarlı gap görünüşü mümkün. Lekin bu real vaziyet. Hiç kaçan hiçbir cemiyette tosattan bir nasıl payda bulmuyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam peygamber bulup kegelleri de mast kılıcı içimliklerge batıp yotken de cemiyet. Batıp. Hiç nasıl indeme geller. İndeme geller. Hatta Kur'an-ı Kerim mast halde namazga yakınlaşmayınlar degen ayet nazılık egen. İçime demegen başı de. Mastlik ne? Fikhine aitken. Mast bulsayın degen namazga yakınlaşma degen. İslam'ı doğru düşünmeyen adamlar İslam hakkındaki gapni, şahsını yaman körgenliği için İslam'ın hukuklarını kabul kılmayıptı. İslami hukuklarını gapiryapti. Yes'alunuke anil hamru vel meysir. Sizden mast kılıcı içimlik ve kumar hakkında soruşadı. Kul fihima ismun kebir ve menafi'u linnas. Aytin onun ikkalesi de katta günah var ve fayda var diyepti Allah Teala. Kumardan mı fayda buluşu mümkün? Mast kılıcı içimlikten mi fayda buluşu mümkün? Cemiyetteki vaziyetlerini İslam doğru kabul kıldı. Birdenige unga keskin çare körgeni yok. Kuldarlık hakkında İslam'a tane kılışadı. Ha, İslam'da kuldarlık var, İslam onda, hey tokta. İslam'da kuldarlık yok. İslam kuldarlıkını üstüge geldi. Yani İslam gelip kuldarlıkını payda kılgeni yok. Belki kigen peyti de kuldarlık, çorulik var idi. Cemiyette şuna kadar derecede parakende idi ki uşa kuldarlıkke İslam intizam koydu. Madem ki kuldarlık var mı? Var. Kanda yiçim kılamız kulunu urubu miydi? Urgan adam azat kıvarış gerek. Kul yegen avukattı, uzun yegen avukattan beresen. Neme kiysen kulunu şunaka kiyintiresen. Neme minsen kulunu şunaka mindiresen. Kulingiz var. Siz yegen avukattan yeydi. Siz giyen kiyimli kiyedi. Siz mingen atını minedi. O ne kadar kul buluşu mümkün o? Namı kul turuptu deki. Aslında kul mesu. Bir hırsız bile.
Kuldarlıkını kırıp giriş teşigini bekitip taşadı. Hemen yoğunu. O peyitte köçede bir adamla üşlev olsa, dadası yok, amaks hiç kimi bulmasa abarıp uyge mecburla kul kırp koyardı. Şeriat ettik ki yok, mümkünmez dedi. Kuldarlıkının bir tane yolu var. Dedi, uşa peyitte. Düşman bilen bugün uruşta, düşman taraf Müslümanlardan kimlidir asır olgan bulsa, asırge kul muamelesi kılsa yine biz ularının asırlarını kul kılalıyız. Başka yolu yok. Ne mi uçun dese, muameleti misil değildi bunu. Karşı taraf kanaka muamele kılsa, bizden uçunaka muamele kılalıyız. Eğer karşı taraf bizim asırlarımızın asır muamelesi kılsa, kulukmaz. Asır muamelesini kılsa, bizden asır muamelesini kılalıyız. Çünkü ular eğer kul kılsa, bizden kul kılmasak bu miydi? Ne mi ki? Bizni asırlarımızni kul kıldı. Ulardan ayrı başlaş için bu mecburiyet. İslam tamamıyla kuldarlıkka barham berişlikini eşigini açtı. Eşigini açtı. Doğru. Amerika bunga karar kabul kıldı. Keyin kulunu azat kıgandayken kaytattan kul kubu olmasındaki İslam'ın şeriatı. Ben bunu ne için keltiriyem ben? Kıskara eteyim bunu. İslam bar muammalarını doğru tahlil kıladı. Muamma bar hazır. İktisadi tamamdan İşlep durgan intizam, nizam var. O şey intizamge hazır İslami ihtiyaç var. İslami düşüncelerde hazır yitte bank. İş başlattı. İnşallah bütün Özbekistan bu işe başlasın. Mukabil tursun kim ne kısa özü biledi. Biz Müslümanlar kimge müracaat kılışı özümüz bilemiz. Doğru mu? İktisatının rivajlanışı hayat korsata uğradı. Hazır hiç kimini koludan üçleyedigen davurmaz. Hiç nasıl kılamayız. Hakladıgın, hakladıgın işini kıyırıptı. Şuna kadar mukabil üçün biz kılışımız gerek. Ha bu Yahudilerini hilesi, o caizmez, bu caizmez, hemen okuldan kilerdi. En asanı caizmez deyiş. En asanı caizmez deyiş. Lekin ilim caiz caini tapabiliş. En yakşı kazı, en yakşı müfti şeriat asasına göre yol tap birgen. Ulamalarımız bunu takitlegen. İlimli adam gibarsanız yol tap birette. Yol tabirse şeriatke muvafık bolsa eyvallah. Yakşıkı adamge hayatı uçun menfaatli bolade. Şunun için siz namını zikir kılgen adam doğrusu da bizne başka fikirlerimiz var da bu gap eğer aynen şu tarikada buluyetken bulsa o kadar çukur yapmaz. Sayoz gaplarından. Hop. İslam'ın çünkü izin bu sebep. İzinli maşın aldım da vardı. Lakin az yine böyle karagamında gitti. Bu izin, asıl o şey izin açken o kartlarını kredi hesabından şekillen. Yani krediye alarken, iyi onge izin de üstteki yine faiz koyup bir uğrarken. O şekilde şimdi bu maşın hemen yakına da böyle de sonra bir yerine bilendi. Ya bu savol biraz bu yani tafsilat talep kıladırken savol. Bu savolni berayotgan odamdan o'zi shartnomani ko'rish kerak. Kredit qarz degani. Bizning lug'atda qarz. Kreditning ichida leasing sistemasi bor. Leasing bu nasiya savdo bu. Soddaroq qilib aytganda shunaqa. Bugungi zamonaviy tilda lug'ati bu. Leasing bir narsani narxi 10 ming bo'lsa, naqdga, nasiyaga 12 ming desa, bu joiz bu. Bu mulk meniki. Bu mülkünü alıp durup nesiyege 12 minge satsam caiz. Şimdi bunu menge satıyorken kampanya nimi bilen şekillen geldiği beni kızıktırmaydı. Kim buluşayım kızıktırmaydı onu. Fakat mülk özünü ki şu mülkünü menge nesiyege satsa boldu. Menge maşına biri yaptı pulmez. Maşına biri geldiği için maşının üstüge koygen nesiye savdası caiz. Lekin var. Bu sistemi bizde yok. Bizdeki banklarda 5 tane kaide var, özgürmez kaide. Merkezi bank sistemesi bunu nazarat kıladı. Sizler yani bank mutakassızları hemen bir nasıl örgüt almayman, sizler yakşı bile sizler degen manada etiyemem. Uşa 5 tane kaideden bittesi bank savda kılışki hakkı yok. Doğru mu? Bank savda merkezimez. Uşunaka bugün deyinkin 3 tane vallama şartlama kıladı banklarda. 3 tane vallama şartlama haridorge İşlep çıkaruvchiga ortada turib beradi bu. Oluvchining nomidan ishlab chiqaruvchiga pul o'tkazadi, o'sha pulni oluvchidan ustiga foiz bilan oladi. Nomini leasing deydi, bu leasing emas o'zi. Kredit bu ham. Qarz asosida. Lekin bula aytayotgani agar o'sha leasing asosida naqdga 10 minglik narsani nasiyaga 12 mingga olsam bo'ladimi desa joiz bu.
Bunda uni nimadan shakllanganligi, pulni qatdan topganligi birinchi planda so'ralmaydi. Unaqa so'rayman desangiz, hech bitta savdo qilib bo'lmaydi. Tushunarligi? Rahmat, meni sabr bilan tinglaganingiz uchun. Va alaykum assalom. Savolim bor edi. Masalan, o'g'rini taksis masalan, o'g'riligini bilib turib, oboq qo'ysa, pulni olish joizmi, joiz emas? O'g'rini uchastkavoga olib qo'yish kerak. Bu yerda anaqa narsalar bor-da. Masalan, ehtimoliy gaplar bor. Ehtimoliy gap dalilni soqit qiladi. Qoida bor. Iza vujdal ehtimal saqatal istidlal degan qoida bor. Bir odamni deylik haromdan topadigan mablag'i bor. Ya'ni ehtimol uni dehqonchiligi ham bor. Ha? Uni uyga borib qoldingiz mehmondorchilikka bilmaysiz. Bildingizki uni haromdan topadigan strukturasi bor. Oldingizga ovqat olib kelib qo'ydi. Lekin yana bir tomondan ko'ryapsiz dehqonchiligi ham bor. Ehtimol topildi. O'sha paytda nima qilinadi? Avvalo taqvo qilsangiz o'zingiz bilasiz. Lekin shariat nima deydi? O'sha dehqonchiligidan menga kelgan ovqat deysiz. Bismillah deb yeyishingiz mumkin. O'g'ri deyapsiz. Agar haqiqiy ma'noda hozir o'g'irlik qilib, qo'lida o'g'irlik narsasidan ketayotgan bo'lsa, siz uni joyiga olib qo'yishingiz kerak. Majbur sherik bo'lasiz bo'lmasa. Sizni o'g'rini o'g'riligini bilib olib qo'yganligingizni bilsa, qonun ham bo'yningizdan tortadi. Jinoyatni ko'ra bilib turib yashirdi deydi. Sizni mashinangiz musodara bo'ladi. Uni ehtimolni bilyapsiz-da? Lekin aniq emas, o'g'ri deb bilasiz, misol uchun. Ko'chingizga o'g'irladan, misol uchun. Lekin hozir o'g'irlik qilib kelmayapti u. Ha, uni olib qo'yaverasiz, puli sizga halol bo'laveradi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni oldilariga adashmasam ummuhoni bo'lsalar kerak. Xurmo olib keladilar, xurmo. Xurmoni beradilar. Bu mendan sizga ihson deydilar, hadiya deydilar. Payg'ambar alayhissalom haligini olib hadiyani yeydilar. Shunda aytadilarki, menga bu sadaqa bo'lgan edi deydilar. Sadaqa. Payg'ambar alayhissalotu vassalom sadaqa yemaganlar hech qachon. Payg'ambarga sadaqa joiz emas. Ummuhoniyga sadaqa bo'lgan, u kishi Rasulullohga hadiya qilgan. Yeganlarni ko'rib, menga sadaqa edi deganda aytganlarki, ha, u senga sadaqa, sendan menga hadiya bo'lib o'tdi deganlar. Bitta narsa o'zi. Sadaqa bo'lib kelsa ham o'sha xurmo, o'rtada bitta vosita bilan hadiya bo'lib o'tsa, haligi kelgan narsani shakllangani sizga aloqasi yo'q. Shundaysa, agar unaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, hali aytganimdek, hech kim bilan muomala qilib bo'lmaydi. Hech kim bilan. Pichoq ham sotib bo'lmaydi. Pichoqni nima sotyapsiz, bundan qotillik qilish mumkin. Sotib bo'lmaydi. Lekin siz u bilan qo'y so'yishi mumkin, kartoshka to'rg'ashi mumkin, to'g'rimi? Bularni ehtimoli bilan sotaverasiz, joiz. Lekin aniq bitta qotil, aniq qatl uchun qasd qilib keldi deb pichoqni ber desa, unga tekinga ham sotib ham bo'lmaydi, harom. Uzum sotyapsiz, uzum. Sotaverasiz, uni olgan xohlasa yeydi, xohlasa vino qilyapti, sizga aloqasi yo'q uni. Unaqa ehtimolga kirib kelsangiz, uzum ham sotib bo'lmaydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun islom keng qaraydi. Keng jamiyatda ishonch ustiga va odamlarga iloji boricha o'zaro ijtimoiy muomalalarda mustahkamlikni ta'minlaydi. Ehtimollar bilan odamlarga nisbatan baho berib bo'lmaydi. Tashakkur sizning savolingizga ham. Yana savol tug'ildi bu kishida. Savol o'sha avvalgiga o'xshagan savol. Avval ham shuni aytgan edim. O'zi bilishib so'rashyapti buni. Agar shu yerdan ketsangiz boshqa ishingiz yo'q sizni. Oilangizni boqishlikka boshqa sharoitingiz yo'q. Bunaqa vaziyatda sizni ishdan bo'shang deyishlikka haqqi yo'q hech kimni. Eng muhimi e'tiqod, muhim. O'sha e'tiqodingizda o'sha narsani aniq o'zingiz tushungan holda e'tiqod qilasiz, majburiyat yuzasidan haligi ehtimollarni oldinga qo'yasiz. Inshaalloh islomiy banklar hali ochiladi. Taxassus mutaxassisligim shu meni. Inshaalloh mana shu yo'lga harakat qilaman deyilsa, buni
umumi fatva meselesinde hiç kimse içki hakkı yok. Yok bu meyde caizmez deyiştik ki. Çünkü başka mukabili yok. Mukabili yok. Ayşe anamızını aldılar ki ayarlar gidip sorardı. Ayşe anamızını aldılar ki. Bizge mecusiler Navruz günü de, Mihrican günü de hediye ap girişedi. Hediye. Bir şey böyledi mi? Degende Ayşe anamız vaziyetini korup durduklar. Adamlar şuna kavuzdu. Hem de şu vaziyet cemiyette yaşayıp. Ne kılamaz degende Ayşe anamız etkiler. Eğer göç bolsa yemeyinler degenler. Çünkü göçünü mecusiler soyganı Müslümanlarga halalmaz. Mecusi degeni otke sığına degen, butke sığına degenler. Lekin fakihe bulsa, meyve çeve bulsa yürüyünler degenler. Mekke'nin dastlabki davrida Allah'ın namı eğitilmeyi soyulgen göçler haram kılınıyor. Şunda sahabeler kili peygamberimizden soruşken, ya Allah'ın Resulü. Bizde hemen göç ne kadar ki? Yo Hubalga yoki butga u narga lotga atab so'yiladi. Nima qilamiz biz deganda sizlar bismillah deb yeyveringlar deganlar. Vaziyatdan odamlarni go'sh yeyishdan man qilib qo'ymayaptilar. Bu islomning dastlabki davri edi-da, keyin bu narsa mansux bo'ldi, bu gapni gapirishga haqqing yo'q deb chiqadi. Un mandan oylik olayotganlar ertaga. Ularga oldindan aytib qo'yay. Bu qiyosda illat degan narsa bor. Ilmiy asosda aytilayotgan gap bu. Jamiyatdagi bor muammolarning yechimini to'g'ri tahlil qilib, shu yechimga harakat qilgan odamlarda najot bor, umid bor. Hamma bir chekaga chiqib, hamma toqqa borib olib, g'orda yashashlikka majbur emas. O'sha ma'noda umumiy javob qaytaramiz. Falonchi siz ishlang, falonchi siz ishlamang deyishga hech kimning haqqi yo'q. Buni insonning o'zini şaraiti, vaziyeti, hal kıladı. Kula bak bunu. İşte sorularımız var idi. Benim sorularımız, mesela işte odan ortası savda olup durgen kayıtta, kayıt sıfanette maç savdanı düzüş mümkün, yedik ki maç savdanı koşuluş mümkün. Hani durumunu bozarını düzmeyen odan ortası olup durgen bursa, şu an kayıt sıfanette de düzüş mümkün, yedik koşuluş mümkün, çünkü şahsla. İkinci savunumuz, fazla bana görüş konusunda o kadar doğrusu yap getirdi. Mesela fazla bana su hayvanları, mesela krevetke, kıskıç bakke, mesela bak, onların yiyesi var ama falan. Direket İslam'da. İkide adam savda kılıyetken bulsa, ikide adamın savdası ta bitip yok ki acizlaşıp ketmeginçe üçüncü adam koşuluşluğu caizmez. Şer'an şunaki hadis bar Peygamber aleyhissalatu vesselam savçı barıp turgan hanadanını üstüge savçı cünetmeyler. Savda kılıp turgan adamını üstüge savda kılmeyler degeller. Caizmez. Kaçan caiz boladı? Savçı bardı. Ularga cevabını bir vardı. Keskin. Yok biz sizler bilen kudandacılık kımeyimiz dedi. Keyin borsa bo'ladi. Savdogaram ikkitasi bir narsani savdo qildi, kelishmadi. Ikkalasi ajrab ketdi, keyin kelib xaridor bo'lsa bo'ladi. Shar'iy jihatdan buni ya'ni qonun qoidasi bor, o'sha qonun qoida asosida bo'laveradi. Qachon qo'shiladi? O'sha ikkita sherik ishlayaptida, ikkita sherik masalan sarmoyaga qiynalib qoldi. Ikkalasi o'zaro kelishuv asosida uchinchi odamni tortishligi mumkin. Ular ham o'sha asosda kelishib ishlayveradi. Keyin islomiy iqtisodda yana bitta ajoyib qoida bor. Masalan deylik, foydani ixtiyorga qo'yib qo'ygan. Ikkita odam ishlar ekan, foydani kelishuv asosiga qiladi. 50 ga 50, 60 ga 40, 70 ga 30, 90 ga 10 kelishaveradi uni. Lekin zarar aniq oldindan shar'iy tomondan belgilangan bo'ladi. Zararni shariat belgilaydi. Qanday? Tikkan pulingizga yarasha zarar ko'rasiz. 52 50 tikkan bo'lsangiz zarar 50 50 bo'ladi. Foydani qanaqa bo'lishidan qat'i nazar. 90 ga 10 tikkan bo'lsangiz 90 foiz zarar ko'radi. 10 foiz zarar ko'radi. Bu zararda janjal chiqadi, foydada janjal chiqmaydi. Shuning uchun shariat zararni oldindan tayinlab qo'ygan. Men islomiy iqtisod to'g'risida 5 soat to'xtamay gapirishim mumkin-da. Turib kitob yozasizlar lekin. Islomiy iqtisodda ilohiy taqsimot bor. Banda aralashmagan. İslami iqtisodning barcha strukturasi ilohiy.
onu arkasından yürüseyiz katta fayda kora uğrarız. Mesela deyilik. Zakat birsen pulin kemel mey dedi gen Peygamber aleyhisselam. Hadır şunu bir de kıska gene ispatla biremezler ki. Zakat birse 40 son pulum var, bir son bu kişiye birsen pulum kemey miydi? Kanakası kemey mesleği mümkün. İktisadi strukturada kemey iş gerek. Ben de 39 son kalış gerek. İktisadi struktura şuna eytedi ki kemey miydi rasta? Kanakalı kemey miydi? Ben de 40 son pul var. Doğru mu? Ben de 40 son pul var. Ben bu kişiye bir sonunu verdim. Ben de 39 kaldı. Bu kişide bir son payda oldu. Bu kişi de 39 son idi. Bir son bilen 40 son bulup kaldı bu kişi. Şimdi bu kişi bu yan bir veriş gerekendi. Bu kişi şimdi bu kişiye verildi bir son. Bu kişi hem 39'du bu yan 40 oldu. Şimdi bu kişi bu kişiye verildi. Aylanıp gelip bu yakı gelip bu kişiye geldi pul. Ben bu kişi bilen savda akıllı yapma. Şirik ben bu bilen. Demek meni sarmayan cemiyatının aylanışlılığı sebep oldu. Mana şu cihattan umumi fon bilen karaganda zakat birse fakat pul köpeyedi. Bunu bugünkü günde İslam'ı bilmeyen iktisatının teoliklere ait etti. Her kesiyak yeni yapı var. Ayıtadı ki her kanday küçülü iktisadi holdingler özlerini, pullarını köpeytirişlik maksadı da malum bir kısımını hayriyege acıratıp koyadı deydi. Kim saneydi? Coca-Cola falanca kısım, Nike pistonca kısım, Pepsi falanca kısım, falancı falanca kısım pulunu falancaya acıratıp koygen deydi. Ve ayıtadı ki mene şu deydi, mene şu. Pulunu kanda yakılı milyarderi bolasan diyen yani kitapta etken bunu. Mene şunu deydi. Hayriyege acıratçılıkının sebebi iktisadi teoliklerinin teklifi bu deydi. Hayriyege acıratılgen pulda kandaydır fayda var deydi. Bunu hele hiç kim iktisadi tamamdan geç almagan, lakin fayda şunda var deydi. Bakayım bazı sebeplerini etedi. Mesela deydi, ularda ruhatlar var. İnterneti bitti açsa ruhat kurunadı. Hayriye kampanyaları. Uzunun hayriyesinden 5% utkaz vardı. Bu kurunadı uşa fonda. Kurungenden keyin uzunun biznesini kli yaptı mı? Başka bitti katta holding kim bilendir işlemakçı. İşlemakçı bugün de bu holdingin istoryasını koradı. Kursa hayriye kampanyalarına yakışılık digen. Ha bula bilen işlese bula dediydi. 5 son bergenige 500 son fayda bilen keledi. Şunlarda misal keltirgen o. Lekin İslami iktisatta Resulullah'ın gapleri var. Zakat bilen pul kemey miydi? Riba bilen pul köpey miydi digenler? Soraş bilen yani soraş. Sadaka soragan adam hiç kaçan bay bu miydi? Bunu hayatta körgeniz ki. Astanapka'da turgan tilemçi umurunu ahır geçe Astanapka'da otadı hayat. Milyon pulu bulsayan belki kembegal o. Uşan için uşan manada bu meselelerge yandaş gerek. İslami iktisat muhum. Onu örgensek uşa savda satık turları diyen köpünersege ege bolemiz. Şimdi dengiz mahsulatları doğrusu da. Mezhepler ortasında ıhtılaf var. Hanefi mezhebi dengiz mahsulatları halal degen hadisten fakat ve fakat balık turlarını kabul kılışken. Balıkka ait turlarını yine kabul kılışken. Başka canzatlarını caiz demeyin Hanefiler. Ben Hanefimen başka mahsulatlarına rastlanan köylümen var mıydı? Lekin bu degeni başka mezhep ulamaları caiz deyip fatva ait edigen bulsa onge ben aralaşmıyım ben. Sizler hata kıldılar demeyin. Ularam uşa hadisten bitti hadisten kip çıkan bu turluyken. Ular uşa hadiske göre hatta sudan su perisi çıksa onu yem göçtü halal deyişken. Başka mezhep ulamaları. Çünkü suni meytati halal degenler. Sudan ne mi çıksa halal. Dengiz hayvanları halal degen hadisten onu alışken ular. Şunu da gelken balık mahsulatları yine yeymen degen adam Hanefi mezhebine göre şu fatvanı aladı. Başka mezhepteki adamlar başka dengiz hayvanlarını yiyip göremem dese iyi bursun. Tabiatı kotarsa bir malar. Ne var dediğiniz? Şu
şubhali bilen, şubhali bilen anık ortasında fark var. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan meşhur hadis var. Beşte hadisini ulamalar saneydi, İslam'ın tamami hamme hukuklarını, ahlakını kursatken. Bittesi şu. El-halalu beyinun, vel-haramu beyinun, ve beynehuma müştebihat. Degen hadis. Halal anık. Halalda şu yani ihtimal yok. Anık halal. Su halal. Bunda şüphe yok. Vel haram beyinun. Haram ham anık. Açık aydın haramı sanagı var. Sanab koyuldu. Şimdi ortada şüpheli narsalar var. Şüpheli narsalar takvage alakadar narsalar. Şüpheli narsalar eğer bir insan fakir bulsa, kembegal bulsa, zarurat, mecburiyet bulsa, onge şüpheli narsalar mubah. Vala ora, caiz. Şüphe de o. Lekin boy bo'lsa, bemalol bo'lsa, boshqa siz aytgan narsadan boshqa ehtimol bo'lsa, unga uni iste'mol qilmagani yaxshi. Nima qiladi? Kambag'allarga berib yuborsin. Ular foydalansin. Bo'laveradi. Hop, zakat tushunchasi o'zi lug'atda poklash, o'sish ma'nolarini bildiradi. Hali aytgandek, zakat o'stiradi, pulni o'stiradigan narsa. Zakotda nisob birinchi shart. Nisob degani ma'lum bir miqdorga pulingiz yetsa boy hisoblanasiz. Hozirgi kunda 2000 dollar. Hamma ehtiyojlaringizdan tashqari 2000 dollar pulingiz bo'lsa, 85 gram tilla o'zi. Ayollarga ham e'tiborliroq bo'lish kerak. Ayollarni tillasi ko'p bo'ladi-da, ular ham zakot berish kerak, lekin tilloyingizni hisoblab qo'ying. 85 gramdan oshiq tilla zakot berish kerak. Qanaqa beriladi? O'sha puliga ega bo'lgan zahoti hisoblash kerak, 1 yil o'tgandan keyin beradi o'zi. Lekin to'lgan zahoti oldindan bersa ham bo'laveradi. Yilini eslolmayapti. Taxminan g'olibi zon degan narsa bor. Ehtimol qilib falon kuni shuncha pulim bor edi, o'sha kundan hisoblayman desa, hisoblayveradi. Faqat Ramazonga belgilab qo'yish kerakmi desa, yo'q. Chunki faqat Ramazondagina kambag'al bo'lmaydi. Ramazondan boshqa paytda kambag'allar nima qiladi? Boyni qo'lidagi zakot miqdori boyi puli emas. O kambag'allik puli. Uni pulini vaqtida berish kerak. Ramazon kelganda beraman. Mabodo Ramazonga to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, uni ham zarari yo'q. Ramazonda bir ajr 700 barobargacha. To'g'ri, ajri baland bo'ladi. Lekin masalan, boy bo'ldingiz, hozir zakot berishingiz kerakda, bermasdan bir kutdingiz. Yarim yo'lda pulingiz kamayib qolsa nima bo'ladi? Gunohkor bo'ladi. Namozni qazo qilganga o'xshagan, zakotni qazo qilgan bo'lib qoladi. Vaqtida berish kerak. Endi nisobda orada tushib chiqishining e'tibori yo'q. Hozir qo'limda 2000 dollar pul bor, misol uchun. Yilning o'rtasida 200 ming dollar bo'ldi, misol uchun. Yana aylanib kelib, bugunga kelib yana 2000 bo'lib qoldi. Nima qilaman desa, 2000 ga beraman. Oradagi ko'tarilishligini farqi yo'q. Uni e'tibori yo'q. Tushunarlimi? Ayollarga düşmemisiz değil mi? O'sha zakotning strukturasi hozir yana iqtisod haqida ketyapti-da. Zakotning strukturasi shunaqa joriy qilinganki, zakotni berishga majburiy qilib qo'yilgan. Bersam kamayib ketadi degan tushuncha ayollarni iqtisodiy faollikka undaydi. Baribir kamayib ketyapti deydi. Tillani deydi, bosib o'tiravermayin deydi, beradi iqtisodga, aylantiradi. Ayollar ham savdoga, biznesga kiradi islomda. Bizda islomda noto'g'ri tushuntirilgan. Ayol uyda o'tiradi, ayolni topgani eriniki, ayol topgani qaynananiki, noto'g'ri narsa u. Ayolni tillasa ayolniki u. Eriga qarz berib tursa bo'ladi. Mana aylantirsan, aylantiring, zakotini hech yo'q berib turaylik deydi. Ayol pulini ko'paytirib turadi. Chunki ko'paytirmasa zakot berib tilla kamayib ketyapti.
xuddi shu hisobni shu natijani hisobga olganligi uchun zakotni ayollarga ham farz qilib qo'ydi Alloh taolo. Aylantirsin. Iqtisodda eng zararli pul qaysi pul? Turgan pul mana. Iqtisodchisizlar da bilasizlar. Iqtisodda eng zararli pul muzlagan pul. Uni muzlatmaslik kerak. Islomning iqtisodiy ilohiy dasturiga qarang, zakotni farz qilib qo'ygan, kamayishligidan qo'rqib iqtisodiy faollikka kirsin degan. Agar butun xalq buni to'g'ri tushunsa, pul butun davlatning ichida aylanadi. Bu degani, hozir odamlar bekitib turgan pullar agar davlatni aylanma ishiga aylanib ketsa nima bo'ladi? Tushunyapsizmi? Bu iqtisodiy faktor. Shuning uchun ayollarga imkon qilish kerak. Turmush o'rtoqlari, akalari, ukalari, yaqin qarindoshlari iqtisodiy yaxshi faol joy bo'lib tursa, aylantirish kerak. Endi bunga ham qo'rqasiz hozir. Ayollarni ham qulatayotganlar bor-da. Tillasini olib, uzr kechirasiz degan odamlar bor. Buni nazorat qilish kerak. Endi bunaqa kadr sistemalari yetishadi, inshaalloh bo'ladi. Pullarimizni aylantirib, ko'zlagan maqsaddagi foydani chiqarish imkoniyatlari bo'ladi. Ish joylari yaratish, faollashish, ayol erkak bilan teppa-teng faol bo'ladi. Ayolni bitta islom shariatida ya'ni imtiyozi bor. Imtiyoz nimadan iborat? Ayol kishi agar qiz bola bo'lsa, qiz bo'lsa, ota uni boqishga majbur. Singil bo'lsa, aka boqishga majbur. Ayol turmush o'rtoq bo'lsa, er uni boqishga majbur. Ayol agar ona bo'lsa, uni o'g'li boqishga majbur. Har qaysi jabhada ayol erkakning zimmasida. Er ayolni yeyishini, ichishini, joy bilan ta'minlashi, ta'minoti, o'qish, davolanish, dam olish hammasiga majbur. Majbur. Ayol topgan pulidan bir tiyin ishlatmaslikka haqqi bor. Bir tiyin ishlatmaslikka haqqi bor. Bersang yeyman, ursang o'laman deb turaveradi. Haqqi bor. Majbur emaski. Bizda teskari bo'lib qoldi, teskari. Hozir alfonslar ko'p. O'tirib olib xotinning pulini yeyib o'tirganlar bor. O'lganing tuzuk deydigan odam yo'q. Ora-orada men aytib turibman, o'lganing tuzuk deb. Hamma aytish kerak. Ayollarning huquqini islom juda qattiq himoya qilgan. Ayolga qarang, yeyishini ta'minlayapti, kiyimini ta'minlayapti, uy-joy bilan ta'minlayapti, kasal bo'lsa dorisini, kiyim kechagini, tibbiy dam olishini, ya'ni ta'limini hammasini ta'minlab qo'yyapti-da, shu bilan birga er unga mahr beryapti. Pul beryapti yana. Meros qolsa merosga sherigi bo'lyapti. Ishlasa foyda qilsa foyda olyapti. Ayol mutlaqo zarar ko'rmaydigan xilqat. Bizda teskari. Alloh taolo insof bersin erkaklarga. Salomat bo'linglar. Endi qanday chiroyli yo'lab qilib, mana hazil-hazil qilib, mana oxir yaxshi chiroyli tugatdi. Sonra endi Abror Muxtor Ali anjidan tutildi. Salomat bo'ling. Mana videoda har xil mana va oxirgi yuz tomosha qilsiz. Ulug' imom, ziyodi domlas, ziyodi ko'p chiqishda ko'p yer qoldi. Sizga turgan bo'lsa, hammasi shu islomning yo'qolishi bo'yicha asos chiroyli keltirilgan bo'lsangiz, buda bu mumkin emas, uni qilma, bu harom, bu sen joiz emas degan so'zlar ko'payib ketdi. Siz hali uni oldin to'g'ri aytdingiz, ilmi bor odam bor, ilmsiz odam bor. Endi keyin oxirgi payt oldingi sizni videolaringizni ko'rgan odam endi islom kiritilgan bo'lsa, oxirgi videolaringizni ko'rsa Abror Muxtor Ali oxirgi faqat videosi urush, janjal, sukkan, baqirgan bir yomon negativ narsa bilan aralashib qoldingiz. Shuning uchun sabablari nima ekan shuni? Sabablari siz to'la kuzatmaganingizda. Yo'q, shu oldingi ko'rmaganlar bilmaydi. Hozir ko'rganlarga. Siz ham hozir ko'rganlardan ekansiz-da. Hali aytdim men. 20 ta 30 ta profil 24 soat har bitta kalimamni kuzatib o'tiribdi. 3 soat suhbat qilsam, 3 soat hech kim eshitmasa ham ular eshitadi.
va har bittasini yozib o'tirishadi. Qayeridan nima chiqarsak bo'lar ekan, qayerini kesib qaysinga ulasak bo'lar ekan deb. Men unaqa urushqoq odam emasman. Men juda muloyim odamman. Oilam yaxshi, yaxshi ko'rishadi meni muloyimligimni. Lekin menga tashab qolsa, men ham tashab qolaman. Indima ketmayman, chunki biz erkak kishimiz. Muloyimligini ham o'zim chegarasi bor. Bir joydan keyin o'tib ketsa, u nozik tabiatli odamga o'xshab qoladi. U to'g'ri emas. Erkak kishiga yarashmaydi-ki. Hech qachon, hech qachon men urushmayman. Madaniyatli odamman, 2 ta institut bitirganman. 3 taga yaqin madrasani bitirganman. Ya'ni bu faxr ma'nosida aytmayapman. Madaniy suhbat qilaman degan odamga madaniy suhbatga borman. Yaxshi ko'raman madaniy suhbatni. Sohalarni ko'p sohalarga qiziqaman o'zim. Mana sizlar bilan iqtisod haqida gaplashyapmiz. Hozir bu yerdan kelsak, din haqida kim bilan gaplashamiz? Qayerdadir aqida haqida. Yaqindan bir missioner bilan gaplashyapmiz. O'qiganmiz, o'rganganimiz uchun ular bilan gaplashishni yaxshi ko'ramiz. Lekin siz aytayotgan gapda ham jon bor. Ba'zida chegaradan chiqish bo'ladi. O'sha chegaradan chiqishimizni poylab turishadi. Uni kesishadi va uni ko'paytirishadi. Abror Muxtor Oliy faqat janjalkash, yo janjal qilmaymanki. Janjal nima qilaman masalan? Agar meni kelib haqorat qilsa o'zimmi, shaxsimmi? To'xtamay mana hozir bitta 500-400 ga yaqin odam ko'rib o'tiribdi. Ikkitasi kirib oladi, faqat haqorat qiladi. Ya'ni mavzuni chalg'itish uchun. Ba'zan to'g'ridan to'g'ri, ba'zan o'zingizlar ko'rgansizlar. Onamni haqorat qilyapti menga. Real bitta shaxs. Telefonda. Ya'ni bilmayaptiki, u butun ommaning ichida gap emas u. Yakka-yakka gaplashganda. Yuzma-yuz kelganda menga kelib qo'lini uzatyapti. Mehmonga keldik deyapti. Qanaqasiga mehmonga kelishi mumkin? Men erkak kishiman. Menga telefonda xohlagan gapini o'rtada savolni qoldirgani yo'q erkak kishiga og'ir narsa bu. Har qanday odam bu hamiyati bor odam buni ko'tara olmaydi. Voqea o'tgandan keyin chiqib olib mehmonga kelovdik, meni urdi deyapti. Voy. Men mehmonni urmayman. Mehmonni atoyi xudo deyman mana. U odam o'shanga loyiq edi. U bildi keyin. Keyin men yaxshi ham yozib qo'yganim gapni. Keyin qo'yib berdim, shuni uchun bo'ldi kaltak. Uni qo'yib bermasa-da o'sha gap bo'lmaganda edi. Endi qarang, o'sha paytda nima bo'lyapti? Qo'liga qurol olgan jinoyatchi guruhlar bor. Jinoyatchi qo'lida qurol bor. Hozir sizning qo'lingizda qurol yo'q. Nima desam ham rasa borsa mushlasharmiz. Undan orqa o'tmaymiz. Lekin qo'lida qurol bor odamlar bor. U qurolni unga siyosatchilar bergan orqasida. Ularga odamlar borishligi kamayib ketganligida meni aybdor deb biladi. Bu deydi to'sqin deyapti. Bir ma'noda to'g'ri. Men o'z shaxsan o'zimni aytayotganim yo'q, Alloh taolo natija beryapti-da. Bizga labbay deb quloq solayotgan odamlar sonming. Sonming. U yoqqa ketaman deb turganlar sonming deb to'xtagan. Ularning biznesi to'xtagan. O'shaning uchun meni o'rtada to'siq deb biladi. Ushnaqa alkashlarga bir bo'lib olib, menga tamom yili hujumni uyushtirishyapti. Hozir ham bor. Endi bu to'xtatib bo'lmaydigan narsa. Men bir narsani o'zimga vazifa qilganman. Mas'uliyatimiz bor bizda. Sizni masalan oilangizda iqtisodiy masalalarni sizdan so'ramasdan o'g'lingiz amalga oshirsa va zarar ko'rsa o'g'lingizni urishasiz. To'g'rimi? Ha, doim muloyim gapiraverish o'g'liga ta'sir qilmayapti. Qattiqroq turasiz siz. Mas'ulsiz siz. Men dinni o'rgandim, shariatni 30 yil tajribam bor meni. Va sal oq qorani ajrataman. Manaman degan odam jihod haqida, hijrat haqida, aqida masalasida, iqtisodiy strukturada o'tirib gaplashaman desa, islomni himoya qila olaman. Ilmiy asosda. Hozir sizlar bilan taxminan yarim soat, 1 soat gaplashdik. Gaplarim ilmiy asosga suyanmagan bo'lsa, turib menga aytishingiz mumkin siz. Gaping xato deng, men xato bo'lsa bo'ynimga olaman. Ilmiy asosga suyanib gapira olaman. Endi bir odam yonimda o'zini otasini kofir deyapti. O'zini onasini murtad deyapti. Men deyapti qurol olib Suriyaga ketaman deyapti. Sanlar mushriksan deyapti. Bu ketayotgan choqni ko'ra bila turib indamay turishlikni xiyonat deb bilaman men. Meni vazifam bu. Siz ota sifatida o'g'lingizga xatosini ko'rsangiz, to'xtatish sizni vazifangiz. Qo'shningizning xatosini ko'rsangiz, sizning gapingizga quloq solsa sizni vazifangizmi? Sizning vazifangiz. Siz bilan birga ishlayotganlarning xatosini ko'rsangiz, to'g'rilash jamiyatni, kollektivni vazifasimi? Vazifa. Bu shu ma'nodagi vazifa. Bu soha nozikroq. Tibbiyotda xato qilsa jonga ta'sir qiladi. Bunda xato qilsa oxirati kuyadi.
O'shaning uchun bu masalaga biz xohlamagan tarzda chiqib qoldik. Bizdan qancha ahli ilmlar bor. Ular bu ishni qilsa yaxshiroq edi. Ular aytdiki, siz chiqdingiz, gapirdingiz, bizdan maslahat bo'lsa oling, siz gapiring deyishyapti. Boshqa yomon ko'rinishga majburmiz. Bu ko'cha loy. Loy ko'chaga kirgandan keyin uyoq bu yog'imiz loy bo'ladi. Lekin o'sha ko'chada foydamiz bormi? Agar foydangiz yo'q desangiz, masalan, jamiyat odamlari hozir bu ishda sizga foydangiz yo'q, to'xtangiz, to'xtayman. Men ya'ni o'zimga nimadir xohlayotgan odam emasman. Bilaman, meni yomon ko'rayotgan odamlar bu gapni gapirsam menga risk, meni zimmamdaligini bilaman. Lekin qiyomatdagi mas'uliyat buni hech narsa emasligini bildiradi. Allohning oldida javobgarligimiz bor. Meni biror marta ko'rdimi kimdir shariatga zid gap gapirganimni? Hozir shu yerda nima savol bersangiz, qo'rqmasdan jonli efir qo'yib qo'yganman. Nimaga? Men shariatim aytgan gapni gapiraman. Aytgan gapimga dalil keltira olmasam, qo'rqishim mumkin edi. Dalil keltiryapmanmi? Suyanchig'im Alloh taolo. Va bugunga qadar Allohga suyangan masalamda yutqizganim yo'q. Kimgadir suyansangiz, o'sha yerdan kaltayingiz. Ishongan tog'da kiyik yotmaydi. O'sha ma'noda sizni alohida menga e'tibor bilan bu gapni gapirgan uchun haqiqatda tashakkur aslida. Harakat qilaman madaniy suhbat qilishga. Hozir mana 1 soat ichida hech narsa urush janjal bo'lmadi. Bo'lmaydi o'zi asli. Lekin meni qarshimda, muqobilimda kimdir menga shunaqa qilsa, men boshqa odamlarni singari muloyim ketishlikni to'g'ri deb bilmayman. Qo'limdan kelsa javobini beraman. Kuchim yetsa, bismillah, kuchim yetmasa alhamdulillah ketaveraman, farqi yo'q. Muhimi qilayotgan ishimiz to'g'ri bo'lishligi. To'g'ri bo'lgandan keyin uyog'i Allohning zimmasida. Rahmat. Alloh ajr bersin, salomat bo'linglar. Ustoz, katta rahmat, karimsiz. Salomat bo'linglar. Foydali suhbat bo'ldi hammamiz uchun. Ko'p foyda oldik. Alloh ilmingizga ilm bersin. Rahmat sizlarga ham bizga alohida eshitganingiz uchun, taklif qilgan, buni tashkil qilgan birodarlarga ham alohida tashakkur. Alloh taolo barchalarimizni o'zi to'g'ri yo'lda sobit qilib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.